araya gireyim. Çünkü Trabzon'a bir uzanalım. Yunus Emre'yi de bekletmeyelim. Çoğunluk bilmez, Yunus Emre şu an bizi bekliyor. Evet, onu söyleyecek Selahattin Kınalı. Trabzonspor erteleme maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de oynanacak mücadele. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel karşımızda. Yağmur da var sanırım Yunus. Evet. Maç öncesi son detayları senden öğrenelim. Teşekkürler Koray. Bir önceki bağlantımızdan farklı olarak Trabzon'da yağışın başladığını söyleyebiliriz. Aslında bulutlar kapatmıştı ama şimdi yağış başladı. Maç saatinde şiddetinin biraz daha artması bekleniyor. Maça gelecek olan taraftarların buna önlem alarak gelmesini bir kez daha hatırlatalım. Ama bugün tribünler tam olarak dolmayacak. Hem hafta içi karşılaşması olması nedeniyle hem de belki havanın şartları nedeniyle belki tribünlerin bugün tamamen dolması beklenmiyor. Onu söyleyelim. Trabzonspor'da Kayserispor'da bugünkü karşılaşmayla birlikte ligdeki ilk galibiyetlerini elde etmeye çalışacaklar. Her iki takım da lige istedikleri başlangıcı yapamadı ve ligin 3. haftasındaki erteleme maçını aslında bugün oynayacaklar. Erteleme karşılaşması olduğu için de ilk karşılaşmanın yapılacağı tarihe kadar lisansı aktif edilen oyuncular oynayabilecek. O yüzden Trabzonspor'da Simon Banza, Muhammed Can ve Serdar Saatçi bugünkü karşılaşmada statü gereği oynayamayacak. Yine Edin Vişan'ın da kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceğini söyleyelim. Ayrıca Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in de Trabzonspor'da sakatlıkları devam ediyor. Anthony Vakeme sakatlığını atlattı. Teknik ekibin görev vermesi durumunda oynayabilecek. Ama asıl merak edilen isim Stefan Savic. Dün kontrol amaçlı bir MR çekilmişti ağrıları olduğu için. Ama bugün itibariyle, daha doğrusu dün itibariyle takımla birlikte antrenmana çıktı. Bugün şu saatlerde artık teknik direktör Şenol Güneş'in Savic'le ilgili son kararını vermesini bekliyoruz. Bugünkü maçta olup olmayacağı ile ilgili ama oyuncunun sahada olma arzusunun oldukça yüksek olduğunu da ifade edelim. Trabzonspor adına şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Pedro Malheiro, stoperde Stefan Savic, Dansville ikilisini sayalım ama olası Savic'in oynamaması durumunda Batagov'u orada göreceğiz. Sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Okay Yokuşlu, Batista Mendy ikilisi, sağ tarafta Cihan Çanak, ortada Enis Pardis, solda Mista Vorsic, ileride de Draguş'u bekliyoruz. Draguş son Beşiktaş maçına oyuna sonradan girmiş ama performansı beğenilmeyince teknik ekip tarafından kenara alınmıştı yeniden. Ama bugünkü karşılaşmada hem Simon Banza'nın yokluğu hem Enis Destan'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak. Şenol Hoca'nın bu tarz oyuncuları kazanma örneği geçmişte oldukça fazla. Bir anda kaybolduğu, kızgınlık denilen oyuncuları çok fazla sayıda kullandığını biliyoruz. En basit örnekleri Trabzonspor'da Engin Baytar, Beşiktaş'ta Quaresma örneklerini gösterebiliriz. Bugün de Draguş'u belki de yeniden kazanma, onu tekrar Trabzonspor'un önemli bir parçası haline getirme noktasında önemli bir fırsat olacaktır. Konuk ekip Kayserispor ise Burak Yılmaz'la birlikte sezona istediği başlangıcı yapamadı ve onlar için de işler pek iyi gitmiyor açıkçası. O yüzden Trabzonspor maçında puan ya da puanlar çıkartmaya çalışacaklar. Onlar adına da Cardozo tabii ki en önemli silahlarından bir tanesi. Bakalım Trabzonspor karşısında Kayserispor nasıl performans sergileyecek ama Şenol Güneş'le Burak Yılmaz'ın ikili ilişkilerinin ne kadar samimi olduğunu da bildiğimiz için maç önü açık açıklamalarda bence biraz bu konuda dikkat çekici olacaktır Koray. Yunus Emre Sel'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Yağışlı bir hava var Trabzon'da.